Aman Reşat'cım sen de bize böyle avam konuşmaları öğretiyorsun yani oldu mu şimdi? Evet, avam konuşmaları öğretiyorum. Merhaba arkadaşlar and what's up you guys? Today we're gonna be speaking about something that is crucial when it comes to English. Neymiş bu kadar crucial olan? Yani birkaç kısaltmadan bahsedeceğiz, gündelik hayatta kullanılan kısaltmalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Muhtemelen birçoğunuz zaten duymuştur ve belki de biliyordur ama bazılarınızın da merak ettiğini düşünüyorum. İşte nedir bu? Gonna, wanna, don't know, ain't... ...out let lemmy gibi kelimeler. Bütün bunları bu videoda göreceğiz ve... ...mantıklı bir yerden yaklaşacağız bunlara. Tabii en baştan şunu söyleyeyim ki... ...bunların hepsi informal'dır. Yani... ...bu videoda açıklayacağım tüm bu kısaltmalar... ...gündelik hayatta evet kullanılır ama... ...bir essay'de, bir kompozisyonda... ...ya da resmi bir metinde kullanamazsınız. Hatalı yazmış olursunuz çünkü. Ama Whatsapp'tan arkadaşınızla yazışıyorsanız... ...ya da gündelik hayatta konuşuyorsanız... ...bu şekilde yazarsınız ve konuşursunuz arkadaşlar. O yüzden bunları öne çıkarmak istiyorum. Çok fazla lafı uzatıyorum dostum. Hemen başla istiyorsan. Lanet olsun başlıyorum. Birincisi Ghana kelimesi. Nedir bu Ghana ve niye kullanıyoruz? Niye herkes Ghana? I'm gonna go, I'm gonna do this, I'm gonna do that diyor. İngilizce'de biliyorsunuz gelecek zaman kurmak için ya will future ya da going to future kullanıyoruz. Going to future kullandığımda I am going to go to school. Okula gideceğim demiş oluyorum. Bunu kısaltmak istiyorsam I am I'm yapabiliyorum. I'm going to go to school diyebiliyorum. Normal gündelik hayatta konuştuğumda o going to'yu da kısaltırım ve gonna olur arkadaşlar. I'm gonna go to school derim. I'm gonna go to school. Ya da he's gonna have dinner. He's gonna have dinner. O akşam yemeği yiyecek. Gündelik hayatta insanların yüzde 95'inin going to yerine gonna dediğini duyarsınız. Bu going to'yu hiç duymazsınız anlamına gelmiyor. Ama genellikle doğal konuşmada böyle konuşulur. Bu birazcık Türkçedeki gelmeyecek misiniz yerine gelmeyecek misiniz demek gibi bir şey. Bunu tüm şahıslar için kullanabiliriz tabi. We're gonna see each other later. We're gonna see each other later. Biz birbirimizi sonra göreceğiz. They're gonna leave soon. They're gonna leave soon. Onlar yakın zamanda ayrılacaklar, çıkacaklar. Bir de bu gonna zaten kısaltılmış ya bir de daha da kısaltılmış hali var. O da birinci şahısta oluyor arkadaşlar. I am going to yerine I'm going to diyebiliyorum. Sonra daha da kısaltıyorum. I'm gonna diyorum ve bunu da kısaltıyorum ve diyorum ki ama. Ama. Örneğin ben gideceğim I am going to go oluyor değil mi? Ama go bile diyebiliyorum yani. Ama go. Ama eat. Ama leave. Ama drink some water. Ama watch some Netflix. Gibi cümleler kurabiliyorum. Bunu yapabilmeme rağmen gonna kullanımı daha yaygındır. Ama ama ya da duyarsınız arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun. Okey gelelim wanna'ya. Wanna. Do you wanna go to the gym? I wanna eat a burger. They don't wanna have a party. Gördüğünüz gibi wanna aşağı, wanna yukarı. Wanna aslında want to'nun kısaltılmış halidir. I want to eat a pizza. Ben bir pizza yemek istiyorum dedim. Ama gündelik hayatta böyle yavaş konuşmadığımız için I wanna eat a pizza olur o. I wanna eat a pizza. O to sözcüğü birazcık kayboluyor. Want'la ile birleşiyor. I wanna eat a pizza. Yani genellikle yine konuşanların %95'i burada want to demez, wanna der arkadaşlar. Want to'yu hiç duyamazsınız yine demek istemiyorum ama genellikle native biri yani ana dili İngilizce olan biri sizinle konuşuyorsa genel olarak want to yerine wanna diyecektir. İngilizcenin ulaması böyle çalışıyor arkadaşlar. İngilizcenin ulaması ile ilgili daha derin bir fikir sahibi olmak istiyorsanız öyle bir videom var. Sizin için linkini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Çok yararlı bir video daha doğal konuşmanızı sağlayacak tüyolar veriyorum orada. Şimdi I wanna eat, you wanna come, they wanna go out gibi cümleler kuruyoruz ve her birinde want to yerine want ediyoruz. Ama tabii ki üçüncü şahısta geniş zamanda fiillere s takısı geldiği için he wants to olması gerekiyor. He want to olmazdı tabii. O zaman want diyemiyorum. He wants to. He wants to go. He wants to leave. She wants to eat. She wants to drink some wine. Orada wanna diyemiyorum. S takısı geldiği için arkadaşlar. Wants to. Evet gelelim bu sözcüğe. Gotta. Gotta go. Gotta leave. I gotta run. Gibi cümleler çok duyabilirsiniz. Dublajsız Amerikan filmleri seyrediyorsanız. Dublajlı seyrediyorsanız eğer. Aman tanrım Lucifer neden bahsediyorsun? Gibi cümleler daha sık duyarsınız. Şimdi nedir bu gotta? Gotta aslında got to'nun kısaltılmışı. Daha doğrusu have got to'nun kısaltılmışı. Örneğin ben I have got to go Go diyorsam gitmem gerekiyor demiş oluyorum. Gitmek zorundayım ya da gitmem gerekiyor. Şimdi ben bu have'ı kısaltabiliyorum ve I've got to go oluyor. Got to da hızlı okunduğunda gotta diye telaffuz ediliyor arkadaşlar. I've gotta go. Ama birçok kez bu have sözcüğünün kısaltılmış hali bile atılıyor cümleden ve sadece I gotta go oluyor. I gotta go. Gitmek zorundayım. I have got to go I gotta go diye kısaltıldı. You gotta eat something. You gotta eat something. Bir şey yemen gerekiyor. Aslında you have got to eat something. Ama you gotta eat something dedik. You gotta eat something. Bu have sözcüğünü gotta kullanacaksak her durumda atabiliyoruz. Sadece üçüncü şahısta atamıyoruz. Çünkü üçüncü şahısta have has oluyor biliyorsunuz. She has'ı kısalttığında ya da he has'ı kısalttığında he's ya da she's oluyor. Orada bunu atma şansım olmuyor. Diğer durumlarda her türlü atabiliyorum. Burada atamıyorum arkadaşlar. She gotta go diyemem. She's gotta go demem gerekiyor. Ya da he's gotta eat a burger. He's gotta drink something. Orada o s takısı has'in kısaltılmış hali olarak kendini belli ediyor. Etmek zorunda. Aksi takdirde kulağa yanlış geliyor. Okey gelelim bir kısaltmaya da. The no kısaltması. Aslında sadece do not know sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Mesela ben bilmiyorum diyorsam I do not know diyorum. Do not'ı don't diye kısaltıyorum genellikle. I don't know ya da you don't know ya da they don't know. Don't know da konuşma dilinde don't know diye kısaltabiliyoruz. I don't know. I don't know. She said it's too late but I don't know if it's too late. It's just 3 p.m. Do you want to spend some time because I think this thing between you and I that's working out pretty well. I don't know. Yani don't know dediğimizde do not know kısaltmış oluyoruz baya. Bilmiyorum dedik. I don't know. Okay gelelim let me sözcüğüne. Let me arkadaşlar. Let me let me'nin kısaltılmış, daha hızlı okumuş halidir. Yine %99 olarak let me'yi duyarsınız. Let me o kadar yani çok az insan söyler bunu let me diye. İzin ver de gideyim demek istiyorsam let me go derim. Let me go demem. Biliyorsunuz let aslında bir şeyi bırakmak ya da bir şeye müsaade etmek anlamında kullanılıyor. Let me de bana izin ver ki ya da müsaade et ki ya da beni bırak ki anlamına gelir. Please let me go diyorsam Lütfen izin ver de gideyim demiş oluyorum. Yine bakın let me demiyorum ya da let me de demiyorum, let me diyorum ya da şöyle de diyebilirim let me think about it. Bırak da biraz düşüneyim. İzin ver de biraz düşüneyim. Ya da let me drink some water. Ben biraz su içeyim demiş oluyorum. Her zaman let me arkadaşlar. Doğal bir konuşmaya sahip olmak istiyorsanız let me demeyin. Gelelim aura sözcüğüne. Outer. Okay, outer konuşma dilinde out of'un kısaltılmış halidir. Örnek cümle vererek anlatacağım. Örneğin, "Arabadan dışarı çık" demek istiyorum. Get out of the car. Get out of the car. Bunu hızlı söylediğimde get out of the car demiş oluyorum. Get out of the car. Out of, out of oluyor benim out of sözcüğüm. Yani o "of" sesini duymuyoruz. "of" demiyorum. Get outer. Outer. Get out of the car. Get out of here çık buradan. Get out of here demiyorum. Get out of here. Get out of here. That came out of the blue. I'm out of my mind. Ben kafayı yedim, kafayı sıyırdım anlamına geliyor burada. Out of yerine aura'yı kullanmaya alışın. Daha doğal, daha normal, daha gündelik bir kavramdır çünkü. Okey gelelim son örneğimize. Son örneğimiz birçok insanın anlamadığı ve kullanımda çok zorlandığı bir sözcüktür. Ain't sözcüğü arkadaşlar. Aslında çok basittir. Ain't sadece olumsuz bir sözcük sözcük olarak vardır. Yani bunun olumlu hali yoktur ve 5 farklı kavram için kullanılabilir. am not, is not, are not, has not ve have not için kullanılabilir ve aynı anlama gelmekle birlikte sadece farklı bir sözcüktür. Yani mesela I am not stupid. Ben aptal değilim dedim. I am not stupid yerine I ain't stupid diyebilirim. I ain't stupid. Bu birazcık informal bir konuşma olur. Yani yine essay'lerde, kompozisyonlarda, resmi metinlerde, televizyonlarda duyabileceğiniz bir sözcük değil. Daha çok sokak ağzı diyebiliriz bunu arkadaşlar. Amerika'nın belirli eyaletlerinde daha sık kullanılır, belirli bölgelerde daha sık kullanılır. Genellikle ama gündelik hayatta var olan bir sözcüktür. He is not sleeping. O uyumuyor. He is not sleeping yerine he ain't sleeping diyebilirim. Yani is not'ın yerine geçti burada. Az önce am not'ın geçmişti. Şimdi is not'ın yerine geçti. Tamamıyla aynı anlamı taşıyor. Kulağa sadece biraz daha ghetto geliyor böyle. Biraz daha böyle sokak hip hop Ca gibi geliyor. You are not tall. Sen uzun değilsin. Senin boyun uzun değil dedim. You are not tall. Yerine you ain't tall diyebilirim. You ain't tall. What are you talking about? You ain't tall. You're just five foot. You ain't tall. Diyebilirim arkadaşlar. Yine has not ve have not'ın yerine de gelebilir. Ama o durumda ain't'in yanına got sözcüğü de gelir. Örnek verelim. Mesela I don't have any money param yok diyorum. Yani I do not have any money, I don't have any money oluyor. Şimdi bunu ain't ile nasıl kullanacağım? I ain't got any money. I ain't got any money. Hatta I ain't got no money bile olabilir. Ne oldu? have not sözcüğümüz ain't got oldu arkadaşlar. Mesela onun çocuğu yok demek istiyoruz. He does not have any children. Ya da daha kısa he doesn't have any children. Burada da ain't'i kullanabiliyorum yine. He ain't got no children. Ya da he ain't got any children diyebiliyorum arkadaşlar. He doesn't have any responsibilities. He ain't married. He ain't got no children. Gibi cümlelerde ain't'i kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bütün bu bahsettiğim kelimeler hepsi sokak ağzı tarzındadır. Yani gündelik hayatta kullanılır. Essaylerinizde, kompozisyonlarınızda kullanmayın bu şekilde. Ama tabii doğal konuşmak için mutlaka bilmemiz gereken şeyler. Aman Reşatcığım sen de bize böyle avam konuşmaları öğretiyorsun yani. Oldu mu şimdi? Evet, avam konuşmaları öğretiyorum. Çünkü bunlar hayatların gerçeği. İnsanlar bu şekilde kullanıyor. Bir profesör amfide sunum verdikten sonra arkadaşlarıyla bu şekilde konuşur. İnanın bana. O yüzden bunları bilmemiz şart eki böyle kullanmak istemiyoruzdur. Okey. Ee, i̇nsanlar kullanıyor. Bunu bilelim. Video hoşunuza gittiyse beni beğeni yağmuruna tutmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yanındaki zil butonuna da basmayı unutmayın. Çünkü inanın bastığınızda parmağınız kopmayacaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Take care.